Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun süredir video çekemiyordum. Bunun sebebi de yoğun çalışma saatleri. Yani günde bazen 12-13 saat, ki hafta sonları yani cumartesi, pazar. Hafta işleri de ortalama 9-10 saat. Haftada 6 gün, bazen 7 gün, bazen de 5 gün ama ortalaması haftada 6 gün. Çalışıyordum ve çalıştığım iş yerine nasıl bir yer olduğunu, ne iş yaptığımı, ne kadar para kazandığımı onu anlatmak için bir tane video çekeceğim. Fakat sezondan dolayı, yani kışın iş yeri kapalı olduğu için giriş kapalı. Başka bir tane giriş daha var. O da Milli Park'ın içinden geçiyor. Milli Park'a girdim. Park edeceğim. Sonra iş yerine doğru yürüyeceğim. Normalde iş yerine giden yol arabayla bir ortalama 2 dakika falan sürüyor. Yürüyerek de bir 10 dakika falan sürer. Ben şu an Milli Park'tan girdim. Bir yer bulup park edeceğim. Sonra iş yerine doğru istikamet edeceğim. Bakalım. Şöyle bir yere park ettim. Milli Park'ın içi. Bakalım, şu an hava buz gibi. Yüksek ihtimalle -10 falan. Dün akşam -17 idi. Ve yüksek ihtimalle 3 hafta içinde -25, 26, 27'ye kadar düşecek. Bayağı soğuk oluyor. Bakalım. İş yerine varmam bir 15-20 dakika sürecektir. Yaklaşık 10 dakika oldu. Ben hala yürümeye devam. Aynı zamanda ellerim, ayaklarım, burnum buz. Şöyle bir şuraya göstereyim size. Şu an çok da bir şey belli olmuyor ama yazın çok daha güzel. 25 dakika daha yürürsem iş yerine varmış olacağım. Ay, bu ne soğuktur lan? Bu nedir? Nedendir? Niyedir? Ben şuradan mı girsem? Şuradan gireyim. Gideyim. Evet arkadaşlar, şu an burası parking lot. Şöyle şu gördüğünüz büyük alan komple araç parkı için. Şurası. Hafta içleri ve hafta sonları burada neredeyse yer kalmıyor. Ve insanlar dışarıya, yani girişin karşısına, birazdan oraya çekeceğim. Girişin karşısına park edip buraya kadar yürüyorlar. Hatta bu sene şey yaptılar, bu ring servisi geliştirdiler. En azından yürüyenleri bu küçük arabayla gidip alıp geliyorlar. Yani kısacası servis yapıyorlar. Bu kadar yoğun bir yer burası. Şurası prep kitchen diye geçiyor. Yani mutfak yemekleri, yani işte menüde olan yemekler önce burada hazırlanıyor. Pişirmeye hazır hale getiriliyor. Sonra ana restoranda pişirilip servis ediliyor. Burası Supper Club diye geçiyor. Bu bölgede, yani Wisconsin'da en işlek iş yerlerinden bir tanesi. Normal şartlarda Amerika'da Milli Park'ın içinde işletme açamazsın. Ama burada Wisconsin bölgesinde sadece burası var Milli Park'ın içinde. Bunun sebebi de şu. Burası açılmış, daha sonra bu bölge Milli Park ilan edilmiş. Eğer tam tersi olsaydı öyle bir şey tabii ki mümkün olmazdı. Açamazlardı yani. Dolayısıyla buraya büyük gün getiriyor. Şöyle bir küçük baraka var. Burası Gift Shop diye geçiyor. Kendi ürünlerini satıyorlar. Lisanslı ürünlerini. Şurası restoran. Gördüğünüz gibi. Burasının ünlü olmasının diğer etkenlerinden bir tanesi çok iyi old fashion satabilmesi. Biz sadece 7 ayda
100.414 tane sadece Old Fashion diye bir tane içki sattık. O da şöyle zaten şuraya yazmışlar. 100.414 tane sadece Old Fashion ve sadece bu içkinin ortalama fiyatı 8.25 ve biz sadece bundan 100.000 tane sattık. Old Fashion Wisconsin, Michigan, Dakota, Nebraska bu bölgelerde bilinen en çok içilen içki kokteyllerinden bir tanesi. Bu iş yerinde 4 tane total bar var farklı konsepte. Biz dönüşümlü olarak barlarda çalışıyoruz. Mesela benim en çok çalıştığım barlardan bir tanesi burası. Hatta şöyle içeriden göstereyim. Şu an kapalı. Çok da bir şey görünmüyor. Şuradan göstereyim. Şu şekilde poşetlerle vesaire örtmüşler. Şurası bu barın terası. Şöyle Mirror Lake diye bir tane göl var. Oraya bakıyor ve muazzam bir görüntüsü var. Şu aşağısı birazdan göstereceğim. Orada beach var. İnsanlar oraya inip içkisini içebiliyor. Canlı müzik dinleyebiliyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ben bu iş yerinde barman olarak çalışıyorum. 2020 senesinde başladım. Yaklaşık 3 yıldır devam ediyorum. Tabii ki ilk başladığımda barman olarak başlamadım. Önce komilik yaptım. Sonra hostluk yaptım. Sonra temizliğe falan yardım ettim. Sonra barbek oldum. Sonra barman oldum. Yani uzun bir süreç var. Ama ilk yıllara göre şu an barman olarak kazandım. Çok daha iyi diyebilirim. Size diğer barı göstereceğim. İkinci barı. Şuradan aşağı inelim. Elim dondu yani şu an. Hissetmiyorum. Şu diğer bar tam sağ tarafta kalıyor. İkinci bar. Bir diğer bar restoranın tam ortasında. Servis bar diye geçiyor. Ve bir tane daha bar var. Ana bar, main bar diye geçiyor. O da restoranın içinde kalıyor. Kapalı olduğu için ne yazık ki gösteremiyorum. Şu an beach'e ineceğim. Size beach tarafını göstereceğim. Bakalım. Aman 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 aman. Arkadaşlar beach bölgesine indim. Burası böyle kum biraz. Şöyle göle bakıyor. Buraya birkaç tane masa atıyoruz. Şuraya masa atıyoruz. Şu yukarı tarafta, şu kayanın alt dibinde canlı müzik kuruluyor ve yaklaşık 6-7 saat canlı müzik var. Bu iş yerine geldiğiniz gibi yemek yemiyorsunuz. Geliyorsunuz, isminizi yazdırıyorsunuz listeye. Daha sonra sıraya alınıyorsunuz. Ve sıraya göre de yemeğe çağrılıyorsunuz. Ve insanlar burada 4 saat yemek yemek için bekliyor. Ama insanlar geliyor, buraya içkisini içiyor, beach'e iniyor, barları deniyor, ailesiyle vesaire zaman geçiriyor. Sonra yemek saati geldiği zaman da yemeğini yemeye gidiyor. Fiyatlar yani ortalamanın bir tık üstünde, çok ucuz değil burada. Güzel bir iş yeri, ben seviyorum. Çalışmayı da seviyorum. Bazen müşteriler delirtiyor olsa da burada çalışma hoşuma gidiyor. Evet, burası böyle bir yer. Eksantrik olsun diye şöyle göle verdim. Yalnız ayağım kayarsa yani ben biterim herhalde. Eve dönüşüm bayağı zor olur. Neyse, iş yeri burası. Göstermeye çalıştım gösterebildiğim kadarıyla. Bir tık soğuk değil, çok soğuk. O yüzden biraz şu an sıkıntı yaşıyorum çekmekte. Burası böyle bir arkadaşlar. Ortalama bir yılın 7 ayı çalışıyorum burada. O da Nisan'dan Ekim'e kadar. Güzel bir para yapıyorum. Hani öyle mükemmel bir para yapmıyorum ama güzel bir para yapıyorum. Ben yazın çalıştığım sezonda bir tane kutu ayarladım ve bir ay boyunca yaptığım bütün parayı bu kutunun içine attım. Videonun sonuna ne kadar para yaptığımı, yani hiç dokunmadan bir ayda ne kadar para yapabiliyorsun barmen olarak iyi bir yerde çalışırsan eğer diye. Böyle bir şey yaptım. Videonun sonuna bunu ekleyeceğim. Ve şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Yani yaptığım paranın minimum ve maksimum ortalamasını vereceğim. Hani en az bu kadar, maksimum bu kadar diye. Ve doğru parayı tahmin eden arkadaşa 500 TL değerinde bir şey almak istiyorum. Kendisi ne isterse ben onu alacağım. Ben size detayları vereceğim. Şöyle iki tane barın ortasında çekeyim. İki tane barı sağdan soldan çektim ama ikisinin ortasında bir tane daha oturma yeri var. Orada çekip göstereyim size gitmeden. Şu soldaki yolda şeye doğru çıkıyor. Size videonun başında bahsettiğim prep kitchen, yani bu yemekleri ilk başta hazırladıkları yere doğru çıkıyor. Burası da iki barın arasına çıkıyor.
Şöyle. Şurası diğer bar. Sağdan göstermiştim. Şurası da bir tane bar. Etti iki bar. Main bar dediğim, yani restoranın içinde dediğim bar da şurası. Şu üst kat. Şu geri kalanı, camlı bütün bölge restoran, yemek yeme yeri ve tam ortada bir tane daha servis bar dedikleri, sadece garsonlara hizmet eden bir tane bar var. Şurası da diğer manzara. Bu şekilde görünüyor buradan. İki ay önce daha restoran kapanmadan ben çalışırken birkaç tane video çektim. En azından örnek olsun. Arkadaşlar görsün nasıl çalışıyoruz, müşteriler nasıl, ne kadar yoğunuz ve neler yapıyoruz diye 3-4 tane video çekmiştim. O zaman o videolar gelsin. Evet arkadaşlar, şu an Amerika'da 3. yılımı doldurdum sanırım, yani az kaldı, bir iki ay sonra 3. senem de olacak burada. Burada insanlar ne iş yapıyor, ne kadar kazanıyor vesaire olayları var. Şimdi restoran sektöründe çalışan insanlar, yani bir restoranda veya bu sektörde fast food veya restoran, fark etmez, ikisi de aynı. Dishwasher, yani bulaşık yıkayan olarak çalışırsan maksimum yapacağın saatlik ücret 15'tir. İstisnalar kaideyi bulmaz ama ortalaması maksimum 15'tir. Eğer ki ran olarak çalışırsan, yani garsona yemek taşıyan bir konumda çalışırsan, maksimum yapacağın para saatlik 22 dolardır. İstisnalar gene var tabii ki. Daha fazla yapan da var, daha az yapan da var ama maksimumu 22'dir. Eğer barbek olarak çalışırsan, ki barbekler genelde saatlik ücret ve tiple çalışır. Yani barbek nedir? Barmene yardımcı olan, yardım eden kişidir. Yapacağı para maksimum günlük ne kadar olur? Maksimum 300 olur ama en düşükte 150 olur. Bu ortalamasıdır tabii ki. Kaç saat çalışır? 8 saat çalışır en fazla. Bu parayı yapar ki ben barbek olduğum dönemlerde 8 saat 7 saatte saatlik ücretle beraber işte 270-300 ortalamayı buluyordum. Geçen senenin başıydı. Barmen olarak çalışırsanız gene çalıştığınız iş yeri, çalıştığınız bar kazancınızı etkiler. Eğer ki düşük bir yerde çalışırsanız yine de en az yapacağınız para 150 dolardır. En az. Ortalaması 200'dür. Saatlik ücreti saymıyorum. Bu sadece yaptığınız tip. Eğer ki iyi bir iş yerinde çalışıyorsanız günlük kazancınız 1000 doları, 1500 doları bulabilir. Bunun ortalaması da günlük ne olur? 600 olur, 500 olur. En düşük 450 olur. İyi bir yerde çalışırsanız. Şu an sektör bu, iş bu. Burada anlatacaklarım bu kadar. Eve geçeceğim. Orada geri kalanını, yani ne kadar para yaptım ya da çekilişi nasıl yapacağım, nasıl olacak, onu size anlatacağım. Evde görüşürüz. Evet gencolar, yeşil çayımı da yaptım. Soğutmadan önce bir yudum alayım. Detaylara geçelim.
Şimdi arkadaşlar, Haziran ayı boyunca yaptığım paranın kuruşuna dokunmadım. Üzerinden 4 ay geçti. Videoyu çekmeyi bekledim çünkü çekmek için vakit yaratamadım. Dün akşam anca bu parayı sayabildim. Ve burada 4.000 ila 10.000 arasında bir meblağ var. Bu meblağa en yakın rakamı tahmin eden arkadaşa 500 TL değerinde istediği herhangi bir şey alıp göndereceğim. Yani ne isterse herhangi bir şey olabilir. Detayları yorum kısmına bırakacağım. Lütfen beğenmediyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bol bol yorum ve lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim. Kendinize çok güzel bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.